Matematik konusunu çalışırken temel öğrenilen şeylerden biri işlem önceliğidir. Yani parantez önce yapacağız, işte sonra üslere falan bakacağız, sonra çarpma, bölme, en son toplama, çıkartma. Bu işlem önceliği sorusundan bir üslü sayısı türetmişler. 2012 yılı sorusu, 72. bölüm. Ve tek bir kuralı bilmemizi istiyorlar aslında. Aslında tek bir kuralı çoğumuz biliyoruz sınava girerken ama o kurala güvenmemizi istiyor ÖSYM. Bakıyor ki kimler gerçekten güveniyor, kimler ezberlemiş. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 nedir? 2 üzeri 5'tir. Ben bunu hep karıştırdım. 2 üzeri 6 mı, 2 üzeri 5 mi? Sınavlarda hemen şöyle bunu yazardım. 4, 8 çarptım 32. 32 2 üzeri 5'ti derdim. Tamam, demek ki üsleri topluyormuşuz. Atlar aynı olduğunda üsleri toplarız. Kuralımız bu. Peki 2 gitse yerine x gelse bir şey değişir mi? Değişmez. Aynı şekilde toplarız üsleri. Peki x'in üstü eksili olsa bir şey değişir mi? Değişmez. 3 eksi 2 ile toplandığında 1 olur. X üzeri 1 olur. X'i de eksili olsa değişir mi? Değişmez. X'in de toplayınca eksi 5 olur. Şimdi kuralı bilmenin ötesinde kuralı cidden güvenmemiz lazım. Bu da nasıl oluyor? İşte çok fazla soru çözünce demek ki diyorsunuz ki bu tamam böyle çözülüyor. Ama ezberlersek acaba öyle miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sorusu geliyor aklı, o kötü. Şimdi burada hepsi 2 ile başlıyor. Hepsinin tabanında 2 var. Şu 2 üzeri 1. Bunu unutmayalım. Bir şeyin üstünde yazmıyorsa 2 üzeri 1'dir. Neden? Çünkü bir tane 2'yi çarpmış, 2 olmuş. Gelelim. Sonra işlem önceliği var soruda. İşlem önceliği neydi? Mesela şu parantezden bir kurtulalım. Nasıl kurtulacağız? Normalde ya parantezin içindeki işlemi yaparız ya da şunu dağıtırız. Şunu paranteze dağıtacağız. Şimdi 2 üzeri eksi y ile 2 üzeri x artı y'yi çarpacağım. Az önce bir sürü örnek yapınca şimdi biraz daha rahat gözüküyor. Atlar aynıysa ben çekinmeden üstleri toplarım. Burada eksi y var, burada artı y birbirini götürür. 2 üzeri x kaldı. Sonra 2 üzeri eksi y ile 2'yi çarpacağım. Eksi 2 daha doğrusu. O önemli. Eksi 2. Eksi 2 ne? Üstü 1. Çarptığımda ne olacak? Tabii şurada da eksi var başında. Ona dikkat edeyim. Eksi vardı. Şuraya eksi geldi. Şurada da eksi var. Şimdi eksi ile eksiyi çarpınca artı oluyor zaten. 2 üzeri şurası. Şimdi yine aynı şekilde düşüneceğim. Atlar aynı. Yalnız negatifle negatifi çarptığım için pozitif oldu. Eksi y artı 1. Ne olacak? Hiç düşünmeden aynısını yapıyorum. Üstleri topluyorum. 1 eksi y oluyor. Toplayınca. Çünkü mesela bu 3, y 3 olsaydı 1 eksi 3 olacaktı. 2 olsa 1 eksi 2 olacaktı. Y olduğu için 1 eksi y yazdım. Şimdi ne oldu? Şu parantezden kurtuldum. 2 üzeri x zaten başta vardı. Şimdi eksi 2 üzeri x geldi yanına. Bir de artı 2 üzeri 1 eksi y geldi. Bir daha göstereyim nasıl yaptım. 2 üzeri eksi y ile şunu çarptım. Şu eksi y, şu artı y ile gitti. Nötrlendi. Niye? Çünkü atlar aynı olduğunda üstleri çarparım. Yani şu eksi 2 ile bu 2 farklı gibi gözükmesine gerek yok. Çünkü bu bir eksi negatif çarpan olduğu için. Daha sonra hatta eksiği sonradan bile ekleyebiliriz. Şurada da silip göstereyim başka renkle. Şunla şunu çarparken de eksi y 1 oldu. O şekilde yaptık. 1 eksi y oldu. Daha sonra yeni bulduğumuz ifadeleri yazdık yan yana. 2 üzeri x eksi 2 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri 1 eksi y. Bununla bu gidiyor. Çünkü birbirinin tersi. Sadece şu kaldı. 2 üzeri 1 eksi y. Bunu şıkta biraz karıştırarak yazmış. Şöyle yazmış. 2 üzeri 1 eksi y aslında. Çünkü 3 eksi 2 1'dir. Eksi 2 artı 3 de 1'dir. Yerlerini değiştirmek bir şeyi değiştirmez. Cevabımız Ceyhan. Hadi şuraya bir daha değineyim de orayı ben biraz dağınık yaptım. Kafa karışıklığı olmasın. Mesela biz şurada şu eksiği hiç görmeseydik. Şu şekilde yapsaydık. Dolayısıyla
şu eksi 2 üzeri x çıksaydı, şu da eksi, yani şu 2 üzeri x çıksaydı, şu da eksi 2 üzeri 1 eksi y çıksaydı. Bir şey değişmezdi. Çünkü sonra bu bulduğumuz ifadeyi şu eksiyle çarpınca tekrar bu eksi, bu artı olacaktı. Bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla o şekilde de yapabiliriz. Yani 2, hepsinde 2 varmış gibi hiç eksiği görmeden de düşünebiliriz. O bir şeyi değiştirmiyor. Burada iki tane önemli nokta var. Birincisi, atlar aynıysa üsler çarpım durumunda toplanır. Buna dikkat ederek çözüyoruz. İkincisi, şu tarz x'li y'li ifadeleri üslü sayılarda görüp bunu paranteze dağıtacağımız zaman şöyle bir pozitif ön yargıyla bakabiliriz. %90 bunlar sadeleşecek. Bu kadar x, y soruda kalmaz. Büyük ihtimal burada eksi var, burada artı. Çarpım durumunda sadeleşecek. O yüzden çekinerek değil, aksine bunun soruyu kolaylaştıracak bir şey olduğunu düşünerek yapmamız lazım. Şunla şunu çarpınca gördük ki şunla şu gitti. Sonra 2 üzeri x kaldı. O da bununla sıfırlandı. Yani genelde bu tarz oluyor, sorular birbirini götürüyor. Ama böyle ürkütücü bir ifadeyle soruluyor.